Günün yorumuyla karşınızdayız. Hatırlar mısınız? Eskiden hastane kuyrukları vardı. Tedavi olabilmek için gecenin bir yarısı muayene kuyruğuna girer, öğleye doğru gelen sırayla yüzünü gördüğümüz doktorda dakikalar içinde şifamıza çare bulduğumuzu zannederek evimizin yolunu tutardık. Yaşı tutmayanlar bilmez ama benim yaşımdakiler çocukluğunda, benden büyükler de genç hallerinden bilirler o meşhur kuyrukları. O dönemin doktorları da bir ukalaydı. İnsanın yüzüne bakmazlardı valla. Hepsinin günahını almayalım ama öyle değil miydi gerçekten? Tedavi yöntemleri neyse de tedavi araçları ilkelin ilkeliydi. Geçen gün medikal işi yapan bir arkadaşım 70'li yıllarda kullanılan doğum gereçlerini gösterdi de ağzım açık kaldı. Valla kadın olsaydım çocuk doğurmaktan korkardım o sistemle. Bir enjektör vardı. Kim bilir kaç kişide kullanılırdı o koca iğne. Tabii bu durum teknolojinin ve cihazların gelişmişliğiyle de ilgili. O dönemin cihazlarını bugünle değerlendirmek yanlış ama bana göre zihniyetlerin değişmesi lazım teknolojiden öte. Biz oraya bakalım bence. Daha önce de defalarca yorumlamıştım bu durumu. Bugünün sağlık sistemi gerçekten 10 numara 5 yıldız. Hastaneler harika, sistem müthiş ama hastaya bakış açısında nedense pek değişiklik yok. Yani insana yatırım yapılmıyor teknolojiye yapıldığı kadar. Anladım, onlarca insanı muayene etmek çok yorucu. Dertlerini dinlemek ve şifa vermeye çalışmak kolay değil. Ama bu işi yapanlar bu işin gereğini, yapılanları veya yapılacak olanları bilmiyor mu? Yani mesleğin bu yönünü bile bile seçmiyorlar mı işlerini? Biz de öyle değil miyiz mesela? Şimdi ben ya her gün size yorum yapmaktan bıkıyorum, köşe yazısı hazırlamaktan yoruluyorum diyebilir miyim? Benim işim bu. Başka bir iş yapamam ki. Habercilik benim işimse bunu şikayet etmeden adam gibi yapmalıyım ki öyle yaptığıma inanıyorum. Yani hobi olarak yapmıyorum. Geçimimi bu işten kazanıyorum. O yüzden sinirimi, stresimi sizlere neden aktarayım ya da size neden çemkireyim? Doktorlar da öyle olmalı. Başkasına olan sinirini, stresini veya yorgunluğunu benden, sizden çıkarmasın. Ha bakın, ısrarla altını çiziyorum. İşini adam gibi yapanlar, mesleğini severek işleyenlerden bahsetmiyorum. Herkes üzerine alınmasın. Ben mesleğini şikayet edip sağın solun acısını bizlerden çıkaranlardan bahsediyorum. Hastanelerin 5 yıldızı olanları güzel. Özellikle son dönemde yapılan sağlık testleri adeta insani olarak projelendiriliyor. Neydi o eskiden koğuş sistemli koca odanın içine doldurulan hastalar? Hatta araya yatak bile atılır. Hatta bir yatağı paylaşanlar bile olurdu. Hadi canım demeyin bana. Vallahi billahi olurdu bunlar. Şimdi en fazla 2 kişilik odalarda tedavi oluyor herkes. Özel sağlık tesisleri de yine aynı şekilde konforlarıyla göz dolduruyor. Her türlü imkanların sunulduğu ama hastadan belli oranda ücret farklarının alındığı özel hastanelerin denetimi de yerinde ve zamanında yapıldığı ölçüde kalitelerinden ödün verilmiyor. Her şey iyi hoş da, sağlık tesislerimiz harika diyoruz da, biz hasta olmasak daha iyi değil mi? Yani sağlık politikamız yapboz tahtasına dönüyor ve sürekli değişim yaşanıyor ama önleyici hizmetlerimiz daha etkin olsa iyi olmaz mı sizce? İllahi hasta olun ve lüks tesislerimize şifa bulun demek yerine eğitimlerimizde sağlığı işlesek, sağlığın korunma yollarını öğretsek, herkese ve önleyici hizmetlere daha fazla yatırım yapsak iyi olmaz mı? Ne dersiniz? Aklın yolu bir değil mi bu konuda? Hastalanıp iyileşen bir vücut mu daha sağlıklı olur, hiç hastalanmayan bir vücut mu? Her hastalık vücutta bir hasar bırakır. İçilen her ilaç kimyasaldır ve mutlaka vücudun bir yerinde birikinti yaparak ileride sıkıntıya neden olur. Ve içilen her ilacın mutlaka yan tesiri vardır. O açıdan yeniden hatırlatmalıyım ki bizler şifa bulacak tesisler yerine sağlam kalacak merkezler oluşturmalı ve yatırımları buna göre yapmalıyız. Ha bu yönde doktorlar işsiz kalır, hemşireler nerede çalışır derseniz onun da planlanması iyi yapılmalı. Ülkede sağlık çalışanı eksiği yoksa o yıl o konuda öğrenci alınmamalı ve boşta meslek oluşturulmamalı. Çok mu konuştum yine? Yine başım derde mi girer? Girsin varsın. Biz doğruyu söyleyelim de millet ne anlarsa anlasın. Şifalı ve mutlu günler dilerim. Kalın sağlıcakla.